yapar zaten. Öyle yapıyor zaten. Kulun Allah ile zengin olması, gani olması gerekir. Bu tek bir şeyle olur. Nedir o? İman. Allah'ın sevgisini kazanmakla mümkündür. Onun için asla yolculuk dedi. Zengin mi olmak istiyorsun? Hiçbir şeye ihtiyacın olmasın mı istiyorsun? Rabbinden her istediğin olsun mu istiyorsun? Yapman gereken şey nedir? Allah'ın sevgisini kazanmak. Allah'ı sevmek, Allah'ın sevgisini kazanmak. Ben cinleri ve insanları bana abd olsun diye yarattım dediyse, abd olmak sevmekti. Senin yaratılış gayen buydur dedi. Gerisi hepsi araç, bütün araçları bu sevgiyi kazanmak için kullanman gerekir dedi. İbadetler de araç, onu da öyle kullanman gerekir. O sevgiyi kazanmak için. Seven, sevdiğinin sevgisini ister. Sevdiği, eğer Allah'sa, onun kazanamadığı bir şey olur mu? İnsan kazanmayı ister. Bununla beraber, topraktan kazandıklarıyla övünür. Başkalarına karşı onunla kibirlenir. Oysa ki o Allah ile gani, Allah ile zengindir. İnsan böyledir. Ama onu unutur, Rabbini unutursa, Rabbi ile olan zenginliğini unutursa, zenginliği başka yerde arar. Rabbinin kendisine verdiği şerefi unutursa, şerefi başka yerde arar. Rabbinin kendisine verdiği güzelliği unutursa, güzelliği başka yerde arar. Bütün bunların kazanılmasının tek bir yolu vardır. Nedir o? Aşka yolculuk. Bu yolculuğu bilmektir. Yolculuğu yaparken kazanmayı bilmektir. Allah şekurdur buyurdu. Şükreden, teşekkür eden. Allah bir de teşekkür ediyormuş. Bununla beraber şükrün karşılığını veren. Hem teşekkür eder hem şükrün karşılığını verir. Şükrün kıymetini bilen, şükre değer veren. Ne buyurdu? Eğer andolsun ki nimetlerime şükrederseniz onu artırır. Etmezseniz azabım şiddetli olur. Kazanç olarak kazanacağımız imandan başka hiçbir şey yoktur. Yani Allah'ın sevgisinden başka, Allah'ı sevmekten başka bir şey yoktur. Her şey bize onu kazandırır sadece. Ya da bizi Allah'tan uzaklaştırır, onun sevgisinden uzaklaştırır. Aramıza perde girer. Şükrederseniz nimetimi artırırım demek ne demek? İkramı Allah'tan görmen lazım. Sadece zahiri olarak, nimet olarak gördüğüne şükür değil. Bir de arkasında ikram olan celal sıfatı tecelli edince de şükretmen gerekir. Çünkü onu da alıyorsun, aldığında ona şükretmen gerekir. Allah'a teşekkür etmen gerekir yani. Allah kime teşekkür ediyor? Allah teşekkürü kendisine teşekkür edene yapar. Şükrü kendisine şükredene yapar. Teşekküre o layıktır. Gerisi layık değildir. Ne buyurmuştu bir de? Allah'ın huzuruna geldiğinizde Allah'ın rızasını gözeterek yaptığınız işlerden başka hiçbir işiniz şükre, teşekküre layık değildir. Mesele onun rızasını gözeterek, onun sevgisini, yakınlığını gözeterek işi yapmaktır. Böyle yaptığında şükre, teşekküre layık olmuş olur işimiz. Allah bir kuluna teşekkür ederse, kulum ben sana teşekkür ederim derse, acaba ne olur? Allah onu nasıl